Hadi Gürbüz mutfağa. Ben geldim Sevgi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Sen şunları yerleştir. Sen git elini yüzümü yıka. Evet ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Sen de bana emanet merak tamam. etme. Hadi görüşürüz. Güle güle. Bir şey söyleyeyim mi Sevgi? Bahar markette acayip heyecanlandı. Öyledir eminim. Eğer burada da marketteki gibi olursa başaramayabilir. Yapar Bahar aklından gelir. Ben geldim. Hoş geldin. Ay, ellerine sağlık çok teşekkür ederim. Mutfağa hoş geldin Bahar. Hoş bulduk. Ya şöyle bir bakayım kıyafetine. Böyle. Önlüğünü de Urfa'dan mı getirdin yoksa? Urfa'dan değil ama çeyizlik. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. İstersen malzemelerini kontrol et sonra da başlayalım. Sevgi ve ben senin için her şeyi yerleştirdik. Tamam mı her şey? Evet süper. O zaman yarışmamız başlasın mı? Başlasın. 3, 2, 1. Süren başladı. Teşekkür ederim Gürbüz'cüğüm. Neyle başlıyoruz? Ben ay kafamı vurdum Gürbüz'cüğüm. Öncelikle çorbamın... Yaparsın Bahar sakin ol. Ya bu ne hız Bahar? Arı gibisin maşallah. Ben evde de böyleyim siz hiç merak etmeyin. İlk neyle başlıyorsun Bahar'cığım? Ben şimdi... İkisini bir arada kaynatacağım. Önce iyice böyle bir yıkayayım. Aa, yarmayla nohudu aynı tencerede mi haşlayacaksın? Evet. Pişme süreleri farklı olan nohutla yarmayı yıkadıktan sonra düdüklü tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekliyor yarışmacımız. Hoşça kal. Güle güle seni başarılar diliyorum. Çok sana güveniyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de güle güle. Görüşürüz. Güle güle Sevgi. Ben bir şey söyleyeceğim. Nohutla yarma aynı tencerede nasıl kaynayacak? Bak şimdi nasıl kaynıyor Gürbüz'cüğüm. Karbonat falan da koymadı. Hayır niye koyayım ki? Yani önceden suda bekletmek falan da gerekiyor ya. Şu an yarışmada olduğumuz için hiç vaktim yok. Yarışmacımız bir kaseye göz kararı un ve çok az su ekleyerek baklava hamurunu yoğurmaya başlıyor. Kıvamı nasıl olacak? Çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayacak. Yani kulak memesi mi? Evet, öyle bir kıvam alması lazım ama kulak memesinden biraz daha yumuşak olması lazım. Bir paket kabartma tozu da hamura eklenip yoğrulmaya devam ediyor. Şu ana kadar olan yemeklerin hiçbirini beğenmedin mi gerçekten? Hayır, hiç beğenmedim Gürbüz'cüğüm. Bana rakip tanımıyorum şu an. Çok iddialı konuştun masalarda. Evet, öyleyim çünkü yetiştirebilirsem öyleyim. Bahar Hanım eleştiriye açık bir insan değil. Bunu ilk üç günde zaten gördük. Başkasının eleştirilerine bile sataşabilen, karışabilen bir insan. Bugün eleştiriye açık olduğunu düşünmüyorum. Yemeklerini savunurken belki biraz dozu kaçırıp misafirperverlikten dışarı taşabilir. Bahar Hanım bugün çok öfkeli ve hırslı bir şekilde karşımıza çıkacak. Baklava hamurunun püf noktası var mı bu arada? Bayağı güzel yoğrulması lazım. Şu an bunun üstüne bir şey örtmem lazım bulamayınca artık. Hamur bekleyecek mi böyle bir kenarda? Şimdi bu biraz böyle dinlensin. Ben hemen şerbetini yapacağım. Baklava hamuru dinlenirken tencereye konulan göz kararı şekerle şerbet hazırlanmaya başlıyor. Ne kadar şeker koydun? Şu an normalde ben 3 su bardağı falan kullanıyorum. Ama bugün vaktim olmayınca göz kararı yapmak zorunda kalacağım. Kıvamı nasıl olacak peki? Şekere güzel olması lazım. Böyle koyu olması lazım. Ölçmeden nasıl tutturacaksın kıvamı? Benim göz kararım çok güzeldir. Ben hepsine taş çıkarırım Gürbüz'cüğüm. Süperim diyorsun. Evet. Baklavanın şerbetine birkaç damla limon sıkıp kaynamaya bırakan yarışmacımız salatalıkları kabuklarıyla rendelemeye başlıyor hemen. Şimdi ne yapıyorsun bakalım gelin hanım? Şimdi ben kuru cacığı yapacağım. Kuru cacık da iyi yapılırsa çok güzel olur. Evet çok güzel olur. Umarım artık dünkü masalardaki gibi yoğurt 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 demezler. Onlar da abartmazlar. Rendelenen salatalıkların üzerine bolca kuru nane eklenip yoğurtla karıştırılıyor. Aa, kuru cacık süzme yoğurtlu olur. Sen niye normal yoğurtla yaptın? Vallahi bizim orada ben böyle öğrendim. Kusura bakmasınlar. Aa, Urfa'da böyle mi yapılır? Evet, böyle yapılır. Süzme yoğurt kullanması gerekiyor. Salatalıklarını rendeleyecek mi, küçük küçük doğrayacak mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Umarım çok sulu bir cacık çıkmaz karşımıza. Üzerine bolca tuz eklediği kuru cacığı ara yemekle birlikte sunmak üzere buzdolabına kaldırıyor yarışmacımız. Hemen arkasından Urfa kebabı için aldığı kuyruk yağlı kuzu kıymasından bir kase kadar alıp üzerine yine bolca tuz ve toz kırmızı biber ekliyor. Kebap için nasıl bir et almıştın? Bu dana kuzu boşluğundan oluşan
kuzu kıyma kendisi. Yakacaksın vallahi herkesi. O pul biber çok olmadı mı? Urfa. Urfa ile Adana kebabın farkı ne? Biraz daha, bir tık daha Adana bize göre daha acı. Tamam, Urfa'da acı da Adana'da acı, yani aynıyız. Son olarak üzerine eklenen karabiberle Urfa kebabının eti iyice yoğruluyor. Urfa kebabının olmazsa olmaz baharatları nedir gelin hanım? İçine pul biber, çekilmemiş biber, kırmızı. Daha sonra da içine karabiber, tuz ilave ettim. Bunun aslı böyle. İyice yoğrulan Urfa kebabının eti elle sıkılıp şekil verilerek ahşap mangal çubuklara yerleştiriliyor. Ayrıca ben bildiğim Urfa kebabı fırında veya ocakta olmaz. Mangalda olur. Zaten o mangal tadını almamız ona kebap seviyesine getiriyor. Kebap ismini o yüzden verebiliyoruz zaten. Haftanın başından beri ben Şanlıurfalıyım, ben Urfalıyım. Urfa'yı övdü bitiremedi. Sen eğer bu kebabı fırında yaparsan Urfa sana küser. Mangalda mı yapsaydın acaba? Mangalda yapmayı çok isterdim. Üstüm başım mangal kokmasın. Ben biraz çok dizaynlı bir insan olduğum için çok önem veririm. İster kısımlar. Dizaynlı bir insanım, yani kokudan, kötü kokudan, yemeklerden bir şey çıkmalardan hoşnut duymuyorum. Urfa'ya git, tek tek sor. 100 kişiye de sor. De ki Urfa kebabını ben fırında yapacağım. Sana gülerler. Sana gülerler, der ki Urfa'yı terk et. Yani bu fırında olacak bir şey değil. Yani kendine fırın yemeği seçebilirdin. Urfalısın diye gelip bize Urfa kebabını fırında sunamazsın. Her yerinin eşit pişmesi ve dağılmaması için eti eliyle hafifçe sıkarak mangal çubuklarına yerleştiriyor yarışmacımız. Kaç tane yaptın? 8 tane oldu. 8 tane mi? Evet. Ne oldu bakayım 8 tane? Aa, hoş kolay geldiniz. Kolay gelsin Bahar, ne haber? İyilik sizlerden. İyi iyi, seni sorma. Merhaba Gürbüz. Zahir Hanım, bugün manzaram çok güzel. Urfa mı? Evet. Vay 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 vay. Urfa. Evet, büyük finale bir gün kala Bahar yarışmacı mutfakta girişmiş bile. Ne kadar zaman geçti ki böyle kebaplar falan çıkmış bile ortaya? 25 dakika oldu. Cacığını yaptı bile. Her şeyim yapıldı Zuhal Hanım. Ne diyorsun, maşallah evet. Sana. Vay vay vay. Bakalım Bahar'ın menüsüne hemen bir bakalım, hatırlayalım. Ben de öğrenmiş olayım böylece. Nohutlu lebeniye çorbası. Evet. Yumurtalı çiğ köfte, kuru cacık, Urfa kebabı, bulgur pilavı, pişmiş biber, domates, soğan ezmesi, pirpirim salatası, dondurma eşliğinde el açması, fıstıklı baklava. Evet. Müthiş, menü çok güzel. Yalnız Zuhal Hanım, sizce az değil mi bu kebaplar? Kaç tane var orada, onu mu konuşuyorsunuz? 9 tane var şu an. Neden herkese birer tane yaptın ki Bahar'cığım? Çünkü bulgur pilavı yanında var. Yerinde olsam en az 14 tane yapar garantiye alırdım. Haksız mıyım Zuhal Hanım? Bırak, yarışmacı nasıl karar veriyorsa öyle yapsın. Zuhal Hanım, bu arada yine çok şıksınız ama ayakkabılarınız ayrıca dikkatimi çekti. Hemen Gürbüz'ün ayakkabılara bakıyoruz ve maalesef dost başa düşman. Ayağa bakar. Ayağa bakar. İkisineydin onları yahu. Beyaz giymişim. Beyaz giyme toz olur. Siyah giyme söz olur. Gel beraber kebap yiyelim. Fırında yaparsan söz olur. Salına da salına da gel. Haydi Bahar, bu tarafa bu tarafa gel. 50 TL'yi yarım veriyoruz. İstanbul'da ikinci haftamızda, lüks villamızda. Efendim, bütün imkanların sunulduğu bu Lebiderya salon havuzlu evde. Bakalım bugün Bahar neler yapacak. 50.000 TL az buz değil. Nohutlu lebeniye çorbasını hangi yöre? Kilis, Antep, ben Mardin. Ben Urfa. Urfa. Evet. Urfa usulü yapacak. Küçük küçük köfteler yok Urfa usulünde. Hayır. Kilis yöresinde vardır ufak ufak şey, ama nohutunu haşlıyorsun evet. Herhalde evet. Bir de. Evet. Aman nohuta dikkat, ilk gün Emre'nin haşlanmamıştı maalesef. Biraz karbonat atarsın, mis gibi de haşlanır değil mi kız? Evet, gelir gelmez aslında. Yaptım helal. Onu. Helal. Yalnız ben bir şeyi merak ediyorum Zuhal Hanım. Benim bildiğim Urfa kebap acısız olur. Evet, Urfa acısız. Ama Bahar çok fazla acı koydu Zuhal Hanım. Ama o Adana yapmıyorsun ki. Urfa, biz acıyı yapıyoruz, acı seviyoruz. Gerçekten acı güzel oluyor ya. Zaten bugün Jale Hanım acı yemediği için beni eleştirebilecek. He. Buna da açığım. Urfa'da evet, Urfa'da acı koyarlar ama İstanbul'da
Urfa mı Adana mı diye özellikle sorarlar ki biri acılıdır biri acısızdır. Ben bugün acılı ve orta acıda yaptım. Çok da değil yani. Çok değil diyor. Gürbüz Bey. Ne koydun? Pul biber mi? Karabiber mi? Ne koydun? Evet, karabiber, pul biber, normal biber. Hepsi girer. Biber, sarımsak hepsi. Koydun mu? Hayır, bizde girmez. Sarımsak, soğan girmez. Ha. Aslı böyledir. Aslı böyle orijinal evet. Diyor. Burada kuyruk yağı koydun mu? Evet. Ha tamam, kuyruk yağsız olmaz. Evet, kuyruk yağı her bayağı yerde girer. Bayağı güzel olacak. Hatta bunun yağı böyle akınca biberi de domatesi de... O da lezzetlendirecek. Evet. Bravo. Ana yemeği Urfa kebabını da hazırlayan yarışmacımız süresinin sonuna doğru pişirmek üzere fırına yerleştiriyor. Zuhal Hanım, bu arada Bahar kızımızın gelin fotoğrafını göstermek istiyorum ama takıları görünce bayılmayın ne olur. Ooo! Göstermese miydik bu zamanda bunlar acaba? Duruyor altınlar bizim değil mi? Bizim Urfa'da böyle yapılır. Evet. Yani altın kemer de. Evet, bizim Urfa'da bunlar yapılır. Diyor, diyor. Vallahi Allah herkese böyle aileye gelin gitmek nasip amin. Etsin. Totalde bunlar kaç kilo? Bunlar yarım kilo eder ya. Totalde kemeri de saysak bir kilo. Evet, bizde öyle. Maşallah, Urfa'da maşallah. Urfa'da öyle olur ya. Urfa'da çok takılar takılır. Ya bak takılır. Onun için sen Urfalı kız alma. Yapamazsın, senin gücün yetmez. İsterler, beklerler. Sen takamaz. Sen taksan taksan bir çeyrek takarsın. Hadi annen baban girdi işin içine bir tam çıkar ancak. Vallahi bu koşullarda zor gerçekten Zuhal Hanım. Ay çok tatlı. Aa tütü döndü bir şey. Aa bir anda videoya döndü bu. Slide göster. Evet. Aa yakışıklı Allah. Allah bağışlasın sizi birbirinize. Altınlar duruyor mu yoksa borcu harcı ev şeyine yok, falan gitmedi değil mi? Yok bizde borç harç düğün olmaz. Şimdi bizde öyle. Evleniyorlar ertesi gün yazık altınları alıp gidiyor çiftler. Anca işte düğün masrafıydı, ev eşyasıydı, borçlardı falan filan. Allah herkese kolaylık versin. Bu arada yarışmacımız kuru soğanda ekleyeceği pirpirin salatasını yapmaya devam ediyor. Maalesef dün olmaması gereken çok şey oldu. Söylenmemesi gereken çok şey söylendi, verilmemesi gereken puanlar. 1-3 var ki... Benim sinirimi zıplattı. Haklısınız. Haklı mıyım? Evet haklısınız. Haklıyım. Zira biz neden yemeklerde yorum alıyoruz? Biz neye göre puanlayacağız sevgili Bahar? Beğendiğiniz yemeklere göre. Bir yarışmacı bir şeyi beğendiyse bunun bizim programımızda karşılığı nedir? Puandır. Yoksa biz laf olsun, muhabbet olsun, neyi beğendin, neyi beğenmedin diye konuşuruz. Bu bir yarışma programı, bir televizyon programı. Evet. Herkesin yapması gerekenler var, yapmaması gerekenler var. Yapmamanız gerekenlerle ilgili size arkadaşlarım uyarıyor mu? Evet tabii. Program ki de. Formatını, kuralları anlatıyor mu? Evet anlatıyorlar. Evet. Biz ne diyoruz? Ortak olarak beyan edilen, beğenilen yemeklere ve de bir yarışmacının ağzından çıktıysa ben bunu beğendim diye ona ne bekliyoruz? Puan bekliyoruz. Herhalde kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne puan vermiyor. Yemeğe göre puan veriyoruz değil mi? Haklısınız. Burada mutabıkız. Evet. Şimdi sen yemek beğenmişsin. Onu yapmış, bunu yapmış, bir şeyler çıkarmış, eksiği yok. Kalkıp da ay vermedim, 3 verdim dersen bakalım biz ne veririz bunun karşılığında. Zuhal Hanım, gerçekten bugün herkes benim masamda çok tepkili olacak. Çünkü herkesin günü geçti. Dün gittim eve, Melisa çayı, papatya çayı karışım yaptım, içtim. Fakat o bile sakinleştirmedi. Fiziken dinlendim, ruhen hiç dinlenemedim. Çünkü dün çok ama çok büyük hakkım yendi. Ama bugün masada ben bunların hakkını sorarım. Ama bakın altını doldurarak sorarım. Onlar gibi boş yapmam. Jale Hanım'a dün hiç haksızlık yapılmadı. Yapmış olduğum menü diyetisyen menüsüydü. Jale Hanım bugün sessiz kalmayacaktır. Hepimize yüklenecektir. Özellikle 3 puan verdiğim için bana yüklenecektir. Tabii ben de karşılığını vereceğim tabii. Çünkü hiçbirisi olmamıştı. Sadece şubasını beğenmiştim. O da yumurtası çok yoğun geldiğinden dolayı çok fazla sevmemiştim. Ama beğenmek için beğendim. Bu arada pirpirim salatasına adını ve lezzetini veren semizotu da doğranarak diğer malzemelere ekleniyor. Bu arada siz de yarışmacı olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Yemekteyiz Instagram hesabı üzerinden veya tv8başvuru.com üzerinden bizlere ulaşıp yarışmacı olup 50.000 TL kazanabilirsiniz. 50.000 TL çok büyük para. Çok da güzel para. Çok da güzel para. Sen kazanırsan ne yapacaksın bu ödülle? Takılar alacağım. Ha Allah seni. Evet. Kız ya bir kilo altının var daha ne yapacaksın sen takıyı? Evimde gold biliyor musunuz? Ya. Evet. Nelerin gold? Her şeyin tabaklarım, çatallarım, bıçaklarım, evim komple. Oh. Yormuyor mu biraz gold gözü? Yormuyor ama görünce hoşlanıyor insan ya. Eşin de seviyor mu öyle gold? Eşim çok sade bir insan. Al buyur bak. Ben, işte genelde hep zıt karakterler olur.
ara yemeği yumurtalı çiğ köfteye başlayan yarışmacımız harcına katacağı taze soğanları ince ince doğrayarak işe başlıyor. Zuhal Hanım, biliyorsunuz kızımız 3 gündür "Vay efendim boşnaksın, boşnak oyunu oynar mısın? Vay o oyun, vay şu oyun" diye herkesi sıkıştırdı. Nedir öyle, bir şırdan istedin, bir oyun havası istedin? Çünkü Zuhal Hanım, bilmedikleri yemekleri yaparlar, yandırırlar, üstüne de oynamazlar. Olur sana 3-4. Hem yemek yapama hem oynama, ne işin var burada? Evet. Değil mi? Yani... Bizim yemek programında beklentimiz daha yemekleri güzel yapsın şeyler ve oynasın. Yani şeye, Bahar'a göre. Yani herkes bir yöreye seçsin kendine, ona göre bir şey yapsın bize, folklor gösterisi yapsın. Sen oynamak ister misin peki? Ben oynarım isterim. O zaman hemen müzik geliyor. Kız kesmeyen yarışmacımız piyazlık şekilde incecik doğradığı kuru soğanların üzerine bolca sumak ve tuz ekleyerek ana yemekle sunacağı soğan ezmesini hazırlıyor. Ne yapıyorsun sen şimdi? Şu an soğan, sumak ve tuz. Bunun aslı böyledir Zuhal Hanım. Nar ekşisi mi o? Evet, böyle bol bol konulur. Evet. Efe bak. Efe bak, sumaklı şimdi soğan yapamayan Efe. Bir de bunu elle iyice böyle kebapçılar kralı. Böyle. Bak kebap king. King böyle. Kebap. Bak, ya bir yarışmacı sumağını unutmuş. İsot koydu soğanı, onu da kalın kalın kesmiş. Şey gibi, söğüş gibi. Soğanlar bak işi biliyor. Ben ne yapayım sana? Benim var mı yapacak bir şeyim? Zuhal Hanım, kızımız o kadar hızlı ki biz bile takip etmekte zorlanıyoruz. Vallahi ben şey yapayım diye bir saattir bakıyorum ama yapacak bir şey de yok. Köftenin malzemesi de hazır. Ay vallahi fişek gibi. Bak kameramanlar senin hızına yetişemiyorlar. Ara yemeğine başlayan yarışmacımız yumurtalı çiğ köfte için tabanı tırtıklı özel tepsisine göz kararı bulgur ve tuz koyarak işe başlıyor. Nerede bakayım tabağın çanağın? Şurada. Bakayım. Aman düdüklü de. Dikkatli olun aman. Aa bak sarılı marılı. Çok aman bir şey yok, sarı şeyli. Güzel gayet. Sosada yeni gelin tabii. Çeyizini getirmiş. Bu arada hız kesmeyen yarışmacımız yumurtalı çiğ köfte için kuru soğanı küp şeklinde minik minik doğruyor. Şimdi senin Elton kız kardeşin mi? Evet. Senin büyüğün mü küçüğün mü? Küçüğüm. Küçüğün ama senden evvel nişanlandı. Evet. Evlendiler. Evet. O ne kadar oldu evleneli? Evleneli. Yok, onlar bizimle çifte nikah yaptılar ama düğün daha yapmadılar Zihal Hanım. Ha, sen yaptın ama düğün. Evet, ben düğünü yaptım Zihal Hanım. Sen yapmasan şaşardım zaten. Ay şimdi kardeşine kim bilir kaç kilo takılacak altı. Şansımı o da sevmiyor Zühal Hanım. Aa! Altın sevmiyor, hiç sevmiyor. Öyle böyle değil. Aa, kocan da sevmiyor, sen seviyorsun. Evet, bir ben seviyorum. Yarışmacımız Urfa'dan özel olarak getirdiği isot biberi de bir tabağa alıyor hemen. Urfa'nın meşhur biberi. İşte bak kara işte dediğim bu. Böyle ver bakayım şunu, koklayayım şunu. Tabii. Has mis orijinal. Urfa'dan mı getirdin? Evet. Harikasın, bravo. Orijinal. Bak. Bu şimdi çiğifteye girecek. Onu yoğuracak. Vallahi yoğuracağım. Yumurtayla çok da güzel yaparsan ben senden ümitliyim. Ben varsam... Sen güzel yapacaksan ben sana inanıyorum. Ben varsam yapamazsın. Vallahi inanıyorum. Ben Urfa'ya gittim, bayıldım. Siz de gidin inşallah. İnşallah. Gitsinler ama Urfa bugün bize geldi. Evet. Urfa'yı ayağımıza getirdi, Urfa lezzetlerini. Evet tabii ki de. Bak şimdi karabiberini koyuyor, salçasını, şimdi soğanını koydu. Tuzunu. Sonra yoğururken bir biberini ilave edeceğim. Ama çiğ köfte çok önemli, hassas noktamız. Evet. Yalnız yumurtalı çiğ köfte, bu çiğ köftenin en az 20-25 dakika yoğrulması gerekiyor. Yumurta kişi sayısına göre 6 kişiysek 6 yumurta tereyağında kızartılır, sonra ilave edilir. Çok az acı vardır içerisinde fakat öyle rahatsız edici seviyede değildir. Öyle buram buram yumurta tadı almayız. Lezzetli bir şey. Ben daha önce yedim ve çok da beğendim. İnşallah Jale bu güzel yemekleri siz düşüp verdiniz diye vermez. Bak yazık olur. İşte bunu yapmayın. Kafanızı kullanın biraz, kafanızı. Ama Zuhal Hanım. Ertesi gün sen yarışacaksın. Ne kaldırıyorsun da dört veriyorsun kıza. Bir de güzelim o tortilla ekmeğini. Bak etimeti çok güzeldi. Aa çok güzeldi. Çok güzel yapmıştı. Şey diğer yemekte olmamıştı ama ana yemeği güzeldi. En azından ana yemeğin hatırına bir 5 verilebilirdi. Olmadı. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Bir de yarın Uygar'ı çok merak ediyorum. Uygar bize bir et yapacak, bitti gitti öyle. Harcını yoğurmaya başlamadan önce yumurtalı çiğ köfteyle birlikte servis edeceği marulu yıkayıp limonlarını da keserek hazırlıyor yarışmacımız. Olur. Bana müsaade canım. Çok teşekkür ederim. Hadi tatlışko, bak güzel gözlü. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Bol şans demeyeceğim, sen tamamsın zaten. Evet. Hadi Allah nazardan saklasın. Sağ olun, saklasın. Görüşürüz bir buçuk saat sonra. Hadi bakalım ben gidiyorum. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Güle güle Zuhal Hanım.
Zuhal Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ne yapıyorsun şimdi Bahar? Şu an bulgurumu hafif sade olacak şekilde yağda kızartacağım. Salçayla hafif, sonra üstüne tuz, karabiber, üstüne de suyunu çekeceğim, demlenmeye bırak. Salçayla kavrulan bulgurun üzerine tuz, karabiber ve su eklenip pişmeye bırakılıyor. Vallahi senin gibi bir yarışmacı uzun zamandır görmüyordum. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldum şu an. Karıştırma, getir götür işleri, yani mutfağın bütün yükü bendeydi. Bunları kendi yapan bir yarışmacı görünce mutlu oldum. Gürbüzcüm, her şeyim bitti. Mutfağı topluyorum. Bulgur pilavı bitti mi yani? Evet, bitti. Neler koymuştun bulgur pilavına? Sadece salçayla kavurursun. Hafif tuz, karabiber, bu. Başka bir şey yok. Hızla mutfağı toparlayan yarışmacımız lebeniye çorbası için içinde nohut ve yarma haşlanan düdüklü tencereyi soğumaya bırakıyor. Şimdi ne yapacaksın? Bu böyle kalsın. Ben ara sıra bir bulguru iyice bir bakayım. O bulgur pilavı değil, çorbası olmuş resmen. Aslında biraz suyunu süzeceğim, çok hafif. Ya ne güzel, hiç hata yapmadan ilerliyordun. Heyecandan beni biraz nazara getirdin. Bulgur pilavının fazla suyu süzülüp ocakta pişmeye devam ediyor. Gürbüzcüğüm, ben bir hata yaptım. Eyvah! Söylersen beni haşlarlar. Baklava hamuruna tereyağı koymayı mı unuttun yoksa? Yapacağım ve sonradan ekleyeceğim. Ne ekleyeceksin? Margarin mi? Hayır. Gürbüzcüğüm, sen de beni ifşa edersin. Etmem etmem. Hem belki anlamazlar. Anlayacaklar, nasıl anlamayacaklar? Neyi unuttun? Yumurta! Neye koyman lazımdı? Baklavaya. Peki şimdi olur mu? Olur, olur. Hiç sıkıntı değil. Unuttuğu iki yumurtayı dinlenmiş baklava hamurunun üzerine kırıp yoğuruyor yarışmacımız. Hamurun toparlanması için üzerine tekrar un ekleyip yoğurduktan sonra tezgahın üzerine alıyor. Baklavayı böyle midye şeklinde değil de kat kat neden yapmıyorsun? Vaktin var nasıl olsa. Vaktim var ama onu göze alamam. Çünkü o kat kat yaklaşık 2 saat falan bir süresi var. Yani dinlenmesi lazım. En azından bu hemen şerbetini çektiği gibi. Rakiplerin seni kat kat baklava açmamış diye eleştirmesinler sonra. Yo, eleştiremezler ki. Kendileri yapsalardı biz de eleştirseydik. Yeter ki yapsalardı. Yapamadıkları için sıkıntı yok. Bu baklava kesinlikle kalın olacak. Çünkü alelacele yapacak. Çünkü ben de o mutfağa girdim. Öyle bizim evde yaptığımız gibi değil. Bir kere gürbüzde yapıyoruz. Bir kere o kadar kamera karşısında yapıyoruz. Kendi aşina olmadığımız bir mutfak. Yani bazen mantıklı düşünmemiz gerekiyor. Real olalım. Bu baklavayı da incecik 40-50 kat yapmazsa bu baklavayı da ben baklava demem. Kabul de etmem. Gelip bu menüyü bu şekilde dört dörtlük bana çıkaramazsın. Çıkarttığın an gelip senin elini öperim. Bu arada bulgur pilavını da kontrol ediyor yarışmacımız. Nasıl olmuş sence? Efsane. Her şey yolunda gidiyor. Şu an ben şunun böyle iyice böyle demlenmesi için, yani vaktim olmadığı için dinlendiremeyeceğim için şu an peçeteyi böyle koyuyorum. İçine değil, bizim yarışmacı arkadaşlar biraz içine koyuyordu da. Baklava hamurunu bezelere ayıran yarışmacımız önceden nişasta döktüğü tezgahta oklavasıyla baklavanın yufkasını açıyor. Ne yapıyorsun şimdi Bahar'cığım? Şu an hamurumu açıyorum nişastayla. Bunun en büyük özelliği nişastayla açılması. Ve çok da açılmaması, çok da nişasta kullanmaması lazım. Piştikten sonra çıtır lezzette veren nişastayla baklavanın yufkası açılıyor. Elinin lezzetini kimden aldın bakalım? Annem ya, annem mükemmel bir kadın. Çok özlüyor musun anneni? Çok özlüyorum. Kendisine görmek için zaten yarışmaya katıldığım için göremiyorum şu an. Yarışmadan sonra Urfa'dayım. Akordeon gibi büzdüğü baklava yufkasının üzerine aralıklı olarak bütün Antep fıstıklarından bolca yerleştiriyor yarışmacımız. Bol bol, en azından bol bol yesinler. Tatlıları yemiyorlar da benim tatlıları yesinler. Bakalım benim tatlılarda ne bahane bulacaksınız. İlk defa tatlı görsünler, umarım da görürler. Gerçi onlar görseler de görmemezlikten gelirler de. İçine kaymak da koysan olmaz mıydı? Hayır, ben Halis, Mulis, benim daha önce büyüklerimden, işte anneannem, annemden, teyzelerimden gördüğüm bir tarifi yapacağım. Kenarları üst üste gelecek şekilde kapatılan baklavalar ek yerlerinden kesiliyor ve tekrar kenarlarından sıkıştırılarak midye görünümü veriliyor.
yorumların genel olarak tepki çekti. Normal hayatında severler mi seni tanıyanlar? Evet ya, çok sevilirim. Öyle böyle değil, çok sevilirim. Herkes tarafından. Olmadı ya benim bu midye baklavalar sanki. Kenarları iyice büzülüp sıkıştırılarak midye şekli verilen baklavalar cam fırın tepsisine yerleştiriliyor. Rakiplerin seni tatlın için eleştirirler mi dersin? Bugüne kadar kimse el açması açmadı. Urkan Bey de yapmazsa zaten bayağı eleştiriler alınacak. Bugün bana bence eleştiri yapmakta ne yapacakları tek şey kazanamayacak. Bu kadar risk. Kaç tane oldu, saydın mı? Şu an sayamadım. Bir say bakalım kaç tane olmuş? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. 6... O kadar çok ince açtığım için şu an baklavalarım açılıyor. Fıstıklı baklavaların üzerine önceden eritilmiş tereyağı sürülüyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an tereyağını döküyorum. İyice böyle yağsın diye yayıyorum şu an. Son olarak pişecek olan Urfa kebapla fıstıklı baklava fırında yer değiştiriyor. Fırını önceden ısıtman gerekmiyor muydu? Artık yapacak bir şey yok, unuttum. Normalde 200'den 180'e düşürülüyor. Ben öyle yapıyorum ya da şunu dolaba katabilir miyim? Urfa kebap pişmek için buzdolabında sırasını beklerken lebeniye çorbası için haşlanan nohut ve yarma nihayet ortaya çıkıyor. Gel, gel. Şölene gel. Görüyor musunuz? Kaynıyor muymuş? Demek ki kaynıyormuş. Pişme süreleri farklı olan yarma ve nohudu düdüklü tencerede aynı anda pişiren yarışmacımız üzerinde biriken köpüğün gitmesi için hemen sudan geçiriyor. O suyu süzeceksin değil mi? Evet, bir kirini alacağım. Suyu süzülen nohut ve yarma tekrar biraz daha pişirilmek üzere ocağa alınıyor. Şimdi ne yapıyoruz gelin hanım? Yarmaları bir daha yani lebeniye çorbam için bir daha üstüne vereceğim. Ve artık piştiği olduğu kadar. Bu arada Emre demiş ki yumurtalı çiğ köfte Kırşehir'e ait. Neden Urfa'nın çiğ köftesini yapmamış demiş. Ben şu an Urfa'nın çiğ köftesini yaptım. Kendisi herhalde bilgisi yok. Bilgisi olmadığı için de hiç şaşırmadım. Hiç de kendisine şu an kızmıyorum. Olabilir, fikri olmayanın hiçbir fikrini alamam. Çünkü gerçekten fikri yoktur yani bende. Yumurtalı çiğ köfte bildiğim kadarıyla Kırşehir yöresine ait bir çiğ köfte. Neden Kırşehir? Kendisi Adanalı olan Seval Hanım'a sürekli şırdan yap, şırdan yap derken neden Urfa'ya özgü bir ara yemekle bizim karşımıza çıkmadı da yumurtalı çiğ köfteyi tercih etti bilemiyorum. Umarım lezzetli yapar. Su kullanıp sıcak suyla bulguru yumuşatarak yoğrulmuş bir çiğ köfteyi kesinlikle kabul etmiyorum. Kuru bulgurla yapması gerekiyor. Onun dışında kabul etmem. Senin biraz temizlik takıntın var galiba. Evet, çok var. Şu an burayı temizleyemediğim için kendime çok kızıyorum. Evde her gün temizlik mi yapıyorsun yoksa? Artık elektrik faturası mı dersiniz, su faturası mı dersiniz? İki kişiye yaklaşık 250-200 lira faturam geliyor, su faturası. Damadımız ne diyor peki bu duruma? Çok kızıyor. Yapmadığım günlerde çok seviyor. Çünkü biraz kendisi şey böyle, olsa da olur olmasa da olur. Damat bey dağınık mı yoksa? Eşim hiç dağınık değil. Çünkü kendisi titiz. O da benim gibi titiz. Sadece bir tık şeyi var böyle. Bıraktığı şeyi bir daha bulmaz. Bulamaz çünkü ben yerine yerleştiririm. Biraz o konuda sıkıntımız var kendisiyle. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bizim Urfa'nın has yumurtalı köftesini yapıyorum. Bana bir Urfa havasından bir türkü patlatsanız çok güzel olur. Hemen geliyor. Gel Gündüz'cüm gel, Urfa'nın has köftesi böyle olur. Yoğurdu çiğ köfte ağacına Urfa'dan özel getirdiği isoptan da bolca ekliyor yarışmacımız. Günlerin acısını isopla çıkaracaksın galiba. Acısı aslında o kadar çok abartmayacakları bir şekilde. İdeal. Acısı o kadar çok olmayacak yani. Sulandırılmış bol isopla iyice yoğrulan çiğ köfte harcının rengi iyice koyulaşırken kıvamı da yavaş yavaş olmaya başlıyor. İçinde neler vardı? İçinde salça, soğan, kuru soğan, sonra karabiber, tuz, sonra köftelik bulgur. İçine de ıslatılmış pul biberi.
Bazı yerlerde bu harca domates de rendeleniyor. Yok bizim has. Yapanlar ama aslı böyle. Aslını bozmak istemiyor. Ben aslı bozulmuş hiçbir şeyi sevmiyorum. Yiyince de ona göre karar verince beni eleştiriyorlar ama öyle. Tezgahta yoğurman biraz zor oluyor sanki. Senin için yere bir örtü sermemi ister misin? Olur. Gel hadi, seriyorum hemen. Tamam, geliyorum hemen. Yarışmacımız çiğ köfte tepsisini ve köfteyi ıslattığı su kabını alıp yere serilen örtünün üzerinde yoğurmaya devam ediyor. Bu arada Emre senin için demiş ki, Bahar eleştiriye açık değil, kendini savunurken dozunu kaçırabiliyor demiş. Ne diyorsun bu yoruma? Yok, hayır, öyle bir insan değilim. Evet, yerimi, yurdumu, haddimi bilirim. O yüzden de bugün soframa konuk olacak. Ne derse başımın gözümün üstüne yeri var. Ama ileriye de gidemez. Bu arada çiğ köfteyi yoğurmaya ara veren yarışmacımız baklavasını fırından çıkartıp üzerine tekrar eritilmiş tereyağı sürüyor. Şu an yine bir yağlama işlemi yapıyorum çünkü baklava yağlı olacak. Biraz şu an kızaracak. Kızarmaları gayet güzel, ben beğendim. Şimdi üstünü kızartayım ben. Kiminin de altı kızarmış, üstü kızarmamış. Üzerine tereyağı sürülen baklavalar ters yüz edilerek iyice yağlanıyor. Bu baklavayı çok sık yapar mısın? Çok yaparım. Öyle böyle değil. Hatta bayılarak yerler bizim oradakiler. Ve bizim büyükler, teyzelerimiz, yengelerimiz çok yapar bunu. Benim bir yengem var, abimin eşi. Bir yapsın, parmaklarınızı yersiniz. Kendisi de Hataylı bu arada. Ben bayılırım onun yemeklerine. Tekrar fırına yerleşen fıstıklı baklava pişmeye devam ederken yarışmacımız da 3 tane yumurtayı çırpıp bol yağda omlet gibi pişiriyor. Bu tam omlet gibi oldu. Böyle mi olması lazım? Omlet gibi değil. Aslında çok pişmiş bir omlet tarzı. Yani hani bazı omletler çiğ kalıyor. Bu öyle olmayacak. Bu böyle çıtır çıtır yanmış olacak yani. Böyle yumurta. Aslı bu aslında. Sonra işte derler, bir şey söylerler gerçi de. Yumurtalı çiğ köfte gerçekten Urfa'ya özgü bir lezzet mi? Ben Urfa'ya özgü bir lezzet diyebiliyorum çünkü yani yıllardır biz Urfalılar yapıyoruz. Gerçekten de bize öz. Bu arada pişen yumurtanın önce kızgın yağı harcın üzerine dökülüyor. Önceden doğranan taze soğan ve maydanozla birlikte iyice yoğrulup ardından yağda omlet gibi pişen yumurta ekleniyor. Bu arada üstüne yemekteyiz yazacağım. Sofraya da bir sunum olarak getirip göstereceğim, köfte böyle yapılır diye. Ara yemek olarak sunulacak olan yumurtalı çiğ köfte nihayet hazır. Bizim Urfa'nın köftesi böyle olur. Çiğ köfteyi en az yarım saat böyle iyice güzel bir yoğurması lazım. Hangi arada derede yoğuracak bunu? Kebap yapacak bir de, baklava açacak. Yani kıtır kıtır bir şekilde karşımıza geçecek diye tahmin ediyorum. Bu arada sıcaklığının biraz azalması için kapağı açık şekilde fırında bekleyen fıstıklı baklavalar birer birer şerbete atılarak lezzetleniyor. Biraz şerbette bekledikten sonra servis tabağına alınıyor. Nasıl? Sence güzel oldu mu fıstıklı baklavan? Evet, baklavan biraz güzel oldu. Ama sadece bir tık problemim şeyden yana, fırından yana. Ama oldu mu, bana kaldıysa oldu. Tatlı dondurma eşliğinde el açması fıstıklı baklava. Arkadaşlar az önce de dediğim gibi, bu baklava için, çiğ köfte için, mangal için, onun için, bunun için zamanımız yok. Yok, yani olması gereken zaman bizde yok. Olursa da orijinali gibi olmaz. Başka yemeğin kaldı mı? Etimi. Eyvah! Urfa kebap unutulur mu Bahar? Ben unutmam. Bal gibi unuttun işte. Urfa kebabını fırında pişmeye bırakan yarışmacımız, lebeniye çorbası için haşlanan nohut ve yarmayı suyuyla birlikte tencereye alıyor. Yoğurdu hiç ılıştırmadan olduğu gibi tencereye alıp çırpma teliyle karıştırıyor. Şimdi size püf bir nokta vereceğim. Çok şaşıracaksınız. Şu an ben çorbama yumurta, un gibi hiçbir şey koymayacağım. Ve en hamarattığım da şuradan geliyor.
kesilmeyecek yoğurt. Şöyle hiçbir zaman kesilmeyecek. Nasıl başaracaksın acaba? Bunu çok merak ettim. İşte püf noktası böyle. Karıştıracaksın ve hiçbir madde ilave etmeyeceksin. Tabii bazıların eli olmayabiliyor. Benim elim çok güzel tutuyor. Çorbayı karıştırmaya devam eden yarışmacımız üzerine bolca kuru nane ekliyor. En güzel yerine bak. Bak şimdi. Bak, asıl lebeniye çorbası bu. Bu arada Emre demiş ki, Urfa kebabını mangalda yapmazsa saymam demiş. Kendisi yapsaydı, erkek yapsaydı da biz görseydik, mangal erkeklere daha çok yakışır bu arada. Bir de demiş ki, satır kıymasını da kendisinin elde etmesi lazım demiş. Bugün size prim yok Emre Bey. Bugün oynayamayacaksınız. Kesilmemesi için kaynayana kadar sürekli karıştırılan lebeniye çorbası da nihayet hazır. Gel, gel, çorbaya bak, gel. Gel, 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 bak kesilmiş mi? Bak, bak, bu çorba kesilir mi? Kesilir mi? Bak, 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 bu çorba kesilir mi? Kesilmez. Ay, yanlış kapağı takmışım Gürbüz. Zor bir çorba mı, kolay bir çorba mı? İçtiğimizde göreceğiz. Nasıl yapılıyor? Tabii ki de kendisine de sormak istiyorum. Çünkü hiç tatmadım bu çorbayı. Merakla bekliyorum. Lebeniye, nohutlu lebeniye çorban pişti mi? Pişti. Oh, yandan. Yumurtalı çiğ köftem yoruldu mu yoruldu, yandan yandan. Kırıcacık oldu mu oldu, Urfa kebabım mis gibi. Bulgur pilavım çok güzel. Pişmiş biber, domates, soğan ezmesi hepsi oldu. Pırpırım salatam da oldu. Oh oh pırpırım, oh oh pırpırım. Doldurma eşliğinde fıstıklı baklavam da oldu. Daha ne istersiniz benden? Oh oh, yandan. Yandan, yandan, yandan. Vay vay vay! İçimden geldi. Gel beraber dans edelim. Yuppi yuppi yuppi. Yuppi yuppi yuppi. Aman da yandan yuppi. Yuppi de yuppi yuppi. Bravo! Yemekler tamam da daha masam var Bahar'cığım. Ben masamı kurmaya gidiyorum Gürbüz'cüğüm. Masa örtüm. Masa örtün içeride, koş koş. Bak bak Gürbüz'cüğüm, bugün sofra gör. Ne özelliği var senin sofranın? Hepsi bana ait. Bana ait bir sofra. Sevgicimin ellerinden çok güzel bir sofra olacak umarım. Beyaz masa örtüsünün üzerine sadece bir köşesini kapatacak kadar krem rengi saten ayrı bir masa örtüsü ve onun da üzerine yine aynı kumaştan janır yerleştiriliyor. Yalnız sence de bir garip olmadı mı bu masa örtüleri? Evet, çünkü soframız bayağı büyük. Bunları kullanmasam mı acaba? Kullanacağım. Üstündekini. Evet, kullanacağım. Bu benim tarzım. Ama bunlar biraz alakasız oldu sanki. Olsun. Vallahi ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Renk uyumu bile güzel. Gürbüz'cüğüm. Renk uyumu bile güzel. Ve son 6 dakika. Koş, çabuk koş. Nazara geldik, nazara geldik, nazara geldik. Çeyiz tabaklarını mutfaktan alıp hızla masasına yerleştiren yarışmacımız bardaklarını da yerlerine koyuyor hemen. Çabuk Bahar, çabuk. Başaracağım. Beni kimse durduramaz. Sen bile Gürbüz'cüğüm. Yarışmacımız peçetelerin ardından çatal kaşıkları da masaya dizmeye başlıyor hemen. Gürbüz'cüğüm. Efendim Bahar. Bir şey oldu. Ne oldu? Çatallarım yok. Nasıl yok? Yok yani. Bunu bana mı soruyorsun gerçekten? Ne yapacağım şu an? Bizim çatallardan kullan o zaman. Ne tarafta sizinkiler? Tabii ki mutfakta. Süresi iyice azalan yarışmacımız masadaki son eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Ve son 1 dakika 10 saniye. Yemeyecekler zaten. Dinmeye gidiyorum ben. Güle güle Bahar. Bol şans.